Değerli izleyenler yine programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Balıkesir, Manyas, Koca Göl'deyiz. Yine önemli bir konu ve değerli konuklarımızla beraber televizyon programlarının en uzun soluklu programı Tarım Analiz başlıyor efendim. İlk program konuğumuz Şenay Fidancılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şenay Kırcı ile başlamak istiyoruz. Ve çok değerli Hasan Balkan da konuğumuz olacak bahçe sahibi. Yine konumuz ceviz. Bakalım cevizle ilgili Şenay Hanım, Hasan Bey e, hem bu bahçede uyguladıkları programı bizlere anlatacaklar. Sizler için faydalı olacağımız bu program inşallah e, izlersiniz efendim. Evet Şenay Hanım hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Sizde. Sizlerle beraber olmak güzel. E, şu an Koca Göl'deyiz, manyasta. E, i̇sterseniz. Bahçenin genel özelliklerini Gerçi Hasan Bey anlatacak ama sizlerden de dinleyelim. Ee, bu bahçede hangi programı uyguladınız? Nasıl bir gübreleme, nasıl bir budama yapıldı? E, sulamaları nasıldı? Genel bahçenin sizin açınızdan da bir ziraat mühendisi olarak da sizin açınızdan da gözlemlerinizi dinleyelim efendim. Buyurun. Evet. Burası e, Balıkesir Manyas e, ilçesine bağlı Kocagöl köyü. E, burası 21 dekar üzerine kurulu bir bahçe. 7'ye 6. E, dikim sistemi uygulandı, uygulanan bir bahçe. E, ana çeşit Chandler, e, dövleyici çeşitlerimiz e, frangoette ve bir miktarda da pedro var. Pedro dövleyici çeşit değil ama sadece bir ana çeşit yanına bir takviye çeşit olarak e, burada o çeşidi kullandık. E, buranın e, en önemli özelliği e, toprak yapısının kaliteli olması bölgeye itibariyle. Burası e, kirli tınlı toprak bir yapıya sahip. E, yine en önemli özelliği bu bahçe sahibinin bahçeye çok ilgili ve alakalı olması. Bu çok önemli. Toprak ne kadar kaliteli olursa olsun, çeşit ne kadar sağlam olursa olsun, sulama sistemi ne kadar iyi olursa olsun burada bahçe sahibinin ilgi alakası çok önemli. E, Hasan Bey de zaten çok ilgili alakalı bir bahçe sahibi. Burada yine e, sulama sistemimiz çok önemli. Sulama sistemimiz burada sondaj. E, sondajın derinliği ne kadar da Hasan Bey? 52 metre. E, 52 metre. E, 52 metre. Yaz sulamasını yine sondajdan yapılıyor. Sondaj suyunu da belli bir miktar dinlendirip ondan sonra damlama sistemiyle. Şu an damlama sistemleri yok tabii ki ama bunları sezon bittiği zaman toplayıp e, kapalı bir alana koyup sezonda yine yerlere serme yapıyoruz. E, sulama sistemi yine damlama sistemi. Sulama şekli çift sıralı sistem ama tabii bir önümüzdeki sezon veya bir sonraki sezon o hatları iki hattan üç hatta çıkartması gerekiyor Hasan Bey'in şu orta hatlara da sermesi gerekiyor iki sağda ve solda hatlar varken bir de ortaya bir hat çekmesi gerekiyor çünkü niye ağacın taç yüz düşümü hacmi çapı genişlediği için en son yaprak düşümüne kadar Anlamasını çekmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde gübrelemesi e, toprak analizine ve yaprak analizine göre yapılıyor. E, toprak analizini e, yıllık değil de 3 yılda bir veya 2 yılda bir toprak analizi yaptırıyoruz. Yaprak analizi de e, onu da 2 senede veya her yıl e, sürgünlerden, yapraklardan numuneler alıp e, Burada kaç ağaç var? Örnek veriyorum 580 ağaç var. 10 dekarda bir yaprak analizi alıyoruz. E, aşağı yukarı e, 10 dekarda 10 ağaçtan alıyoruz. 20 ağaç veya 25 ağaçtan e, yaprak numunelerini alıp e, onları da analiz ettirip ona göre bir daha gübreleme programına başlıyor. Bazen suyumuzu da analiz ettiriyoruz. Çünkü suyun pH'sına bakmak durumundayız, toprağın pH'sına bakmak durumundayız. Artık her şey maliyetli olduğu için her şeyi dengeli kullanmamız gerekiyor, suyu dengeli kullanması gerekiyor. Artık bu saatten sonra iklimler kaydı, hava yağışları istenilen miktarda olmadı. Bunlara, bunların analiz sonuçlarına karşılıkta gübre programları yapıyoruz, yapraktan uygulama, topraktan uygulama. Bu şekilde bir ilerleme kat ediyoruz. Ee, en önemli aşama burada yine diğer bir basamak budama. Budama çok önemli. Yani burada e, budama mühendisliğe bakmıyor. Biraz tamamen yetenekle alakalı, gözle alakalı, bitki hakimiyetle alakalı. E, ben belki yetiştiricilikte çok iyiyimdir ama belki budama da eksiklerim vardır. E, budama asla televizyon ekranından, efendime söyleyeyim telefondan işte kağıt üstündeki çizim olmuyor. Sahaya hakim olmanız gerekiyor. Çok bahçe görmeniz gerekiyor. Hatalı bahçe görmeniz gerekiyor. Hatalı bahçelere istinaden budamalarını işte bir sonraki sene kontrollü bir şekilde yapmanız gerekiyor. O yüzden ne kadar çok bahçe görürse, ne kadar iyi makas kullanırsa, budamalar o kadar doğru ve kaliteli oluyor. Ee, dediğim gibi yani e, telefondan ya da internetten ya da kağıt üzerinde çizimle budama olmuyor. Budama bizzat sahaya hakimiyetle oluyor, gerçekleşiyor. Buradaki budamalar gördüğünüz üzere yandal verimini arttırmaya yönelik budamalar. Çantları ee, ve Pedro'nun en önemli özelliği yandal verim yüksek bir çeşit. Budama ile siz iki katına da çıkartırsınız. Siz e, verimi Üç kat, dört kat aşağıda çekebilirsiniz. Yanlış budamayla. O yüzden burada budamacı'nın çok iyi makas kullanması gerekiyor, çok iyi görmesi gerekiyor. Ziraat mühendisi gözüyle e, iyi bir cevizci olduğunuzu e, sektördeki bütün insanların da kabul ettiği bir isim olarak e, sizce genel bahçenin durumu nasıl? Bu konudaki yorumlarınızı da alalım. Şimdi genel olarak bahçenin durumu orta düzeyde bir bahçe. Şimdi doğruya doğru konuşmak gerekirse. Ama en önemli özelliği toprağı çok kaliteli, ağaçlar sağlıklı ama burada sadece birkaç eksiklik var. O da sadece budamayla alakalı eksiklikler. O budamayla alakalı eksiklikler de işte bu tamamen artık şans... Ee, ve bölgedeki ceviz yoğunluğuyla da alakalı. Çünkü siz zeytin zeytin budamacısını kalkıp buraya çağıramıyorsunuz, kiraz budamacısını kalkıp çağıramıyorsunuz. E ee, bölgemizde tamam edincik olsun, e, erdik tarafı olsun, bu bölgelerimiz hep zeytin ağırlıklı. Köylerin üçte ikisi zeytin ağırlıklı ama herkes zeytinde artık ustalaşmış. Ee, ceviz daha yeni yeni o, yayılım göstermeye başlıyor. Ee, bir İnegöl bölgesiyle bu bölgeyi kıyasladığımızda. E tabii İnegöl daha ağırlıklı. Çanakkale bölgesi daha ağırlıklı. Oradaki insanlarda ne oluyor? İster istemez ceviz üzerindeki hataların eksikliklerini her sene tamamlıyorlar. Yani gideriyorlar. Ama bölgemiz itibariyle ceviz daha yeni yeni yayılmaya başladığı için Manyas bölgesinde, Gönel bölgesinde. O yüzden budamacılar da çok profesyonel değil. değil. Şimdi doğruya doğru. Sadece cevizin üzerine yoğunlaşan budamacılar var. O budamacıları işte bulduğumuz zaman buraya getirdiğimiz zaman bu bahçedeki verim 3 katına 4 katına çıkacak. Önümüzdeki sene sezon zaten Hasan Bey ile beraber o çalışmayı yapacağız. İnegöl bölgesinden ya da başka diğer bölgelerden. Cevizin daha yoğun olduğu bölgelerde. Budamacı ekipler var. o ekiplerden anlaşıp buraya getireceğiz. Tabii bahçe dediğim gibi ağaçlar sağlık yönünden evet sağlıklı. Orta düzeyde bir bahçe. Toprak kalitesi çok iyi. Hasan Bey zaten çok ilgili bahçeye. Organik bakımından da ben toprağın orta düzeyde olduğunu düşünüyorum. Hem hayvan gübresi yaymaları bakımından hem gübreleme bakımından hem de zaten gördüğünüz üzere ot çıkışı bakımından. Organik maddesi iyi olmayan topraklarda şu ot çıkışını işte belli başlı otlar vardır. Isırgan gibi otların e, varoluşu organik maddenin iyi olduğunun göstergesi. E, ağaçlarında e, sürgünlerinin kaliteli olması. Ya, homojen bir çıkışta var. Dikkat ettiğiniz Evet ]iniz. tabii. Devam edeceğiz. Hasan Bey'de e, sorularımız olacak. Hasan Bey hoş geldiniz programımıza. Sizleri tanıyalım. Ben Hasan Balkan. E, manyas Kocagöl Köyü'nde çiftçilik yapmaktayım. Burasını 9 yıl önce kurduk biz hani şöyle söyleyeyim dede mirası diyelim. Şu anda bakımını yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde sulama gübreleme olsun. Hepsine birer birer çocuk gibi ilgi gösterdik. Biliyorsunuz zaten ilgi göstermeyince hiçbir şey olmuyor. Onun için devam ediyoruz şu anda. Şenay Hanım'ın da dediği gibi biraz hatalarımız oldu ama hepsini her yıl tedavi edeceğiz, telafi edeceğiz. Yavaş yavaş hepsine önümüzdeki yıllar daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Evet bu sene verim nasıl oldu Hasan Bey? Bu seneki verimimiz gayet güzeldi. Ee, şöyle söyleyeyim ee, kuru olarak ceviz başına 16,5 kilo verim aldık. Genelde e, daha önce de anlatmıştım bu yıl bir de dolu yaşadık biz. Tam hasata bir ay kala bir dolu yaşadık. O da biraz verimi etkiledi ama gayet memnunuz yani veriminden. Yani dönümde ortalama 400 kilonun üzerine çıkmışsınız. Evet 400 kilo gibi bir verim Zaten dünya ortalaması da 500'ü yakaladınız mıydı veya 500'e yaklaştınız mıydı muhteşem diyorlar. Evet. Siz şu anda e, Şenay Hanım sadece belki budama konusunda e, eksikleri var dedi ama e, 400 kilonun üzerine çıkmanızda yani bu bahçeyi bayağı üst segment bir bahçe haline getirmişsiniz demek. Evet getirdik güzel verimler aldık. Geçen yılda güzelli verim mi? Geçen yıl Güzelden geçen yıl bir de tam tozlanma zamanında bir yağış aldık biz burada. Tozlanmayı kesti. Tam tozlanma zamanında bir yağış aldık. Bu sene o olmadı. Rüzgarlar da güzel gitti. Hani ağaçlar meyveyi dölü güzel yakaladı yani. Tam döllenmede iyi bir hava yakaladık. Meyve tutumu çok iyiydi. Biz de baktık, yetiştirdik yani. Evet kaç tozlayıcı var bahçede? Bahçede 25 tane tozlayıcı var. 300 ağaçta. Yok 580 ağaçta. 580 ağaçta. Aynen 25 tane tozlayıcı var. Onları biz rüzgarın yönlerine göre hesaplayarak hepsini yani Lodos'tan gelen, Poyraz'dan gelen hava akımına göre onları hesaplayarak hepsini öyle diktik. Şu anlı tozlanmada ilgili bir sorunumuz yok. Yani yeterince zaten rüzgar da alıyor şeyde tam tozlanma zamanı. He yağmura yakalanmazsak tam tozlanmanın olduğu zamanla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bazı arkadaşlar şey yapıyor mesela e, bahçe başka bahçelerden tozlayıcı alıp tozlamaya çalışıyorlar. Böyle sıkıntılar yaşandı Geçen yıl biz şükür öyle bir sorunumuz olmadı. Şu an öyle tozlanmada yakalarsak güzel verimler alıyoruz. O hafta içinde yani bir haftada içinde oluyor bu. O hafta bir yağış almasak güzel verimler alıyoruz yani. Tabii Allah'tan gelene diyecek bir şey yok tabii, ama tabii, önemli olan. Şey. Biz üstümüze düşeni yapıyor muyuz? Evet. Siz de yaptığınızı fazlasıyla ifade ediyorsunuz. Neler yaptınız e, sezon boyunca veya sezon öncesinde veya sonrasında? Şimdi güzel bir hasat geçirdiniz. Hasat sonrası hangi uygulamalar yaptınız? Hasat öncesi yapmış olduğunuz uygulamalar var mı? Şimdi tabi e, hasat sonrası e, biz şöyle bakır uygulaması yaptık hasattan sonra, yapraklar döküldükten sonra yani yaprakların yüzde sekseni döküldükten sonra bir bakır uygulaması yapıyoruz zaten. Ondan sonra e, bir ay önce falan da tekrar e, organik madde uygulaması, hayvan gübrelemesi yaptık. Şu anda zaten o da işlemeye geçti aşağı yukarı. İşte budamamız var. E, 15-20 gün sonra bir budamaya gireceğiz. E, girip budama bittikten sonra Mart ayı Mart 10'u 15'i gibi tekrar bakır uygulamamız oradan bir daha ilaç programımıza göre gübreleme programımıza göre ağaçların şimdi bir de şöyle şeyler var şöyle söyleyeyim tam tomurcuk zamanında gübrelemeyi onları ayarlamaya çalışıyoruz. Ağaçların yani 2 yıldır 3 yıldır mevsimler çok değişti. Ağacın ne zaman yaprak döküp ne zaman uyanacağını biz de kestiremiyoruz artık. Yaz mı devam ediyor, kış mı devam ediyor? Şu anda mesela bir hafta öncesinde yaz gibi hava vardı mesela. Çoğu meyve ağaçları uyandı. Tomurcuk verdi. Biz de şimdi ağaç uyuma gün sayısını tamamlayamıyor. Yani çok değişik bir mevsimler var. Yani biz de burada tek yaptığımız şey hani ağaca bakıp ağaç bize ne gösteriyorsa biz de ona devam ediyoruz. Yani burada gün şunu zaman şunu yapacağız, bu zaman bunu yapacağız diye bir şey yok. Ağaca bakıyoruz. Ağaç bize neyi gösterirse hani tomurcuklarına, yaprak çıkışına göre tabii burada mantar bakteriyel e, uygulama ilaç dozlarımız var. Onları çok o zaten en önemli şey burada mantarı düzgün takip etmek. Mantar bakteriyeli uygulamaları düzgün yaptığımız sürece bir de tabii kurt ilaçları böcek ilaçları onları da uyguladığımız zamanla programa göre yani güzel şeyler yaptık. Oldu yani. İnşallah e, şimdi ağaçlar böyle hani meyve tutumunda yaprak zamanında tekrar şey yaparsak yani o zaman da görürsünüz. Güzel şeyler yaptık yani şu an bahçede. Maşallah Allah bereketini arttırsın. Tamam, e, toplam kaç ton aldık demiştiniz? Yani şeyde toplamda 9,5 e, buldu. Dokuz buçuğu beş seksen açtı, dokuz buçuğu buldu. O da şöyle tabii doldan aldığımız bir hasar var. Yani iç dolgunluğuna. Onlar da dahil. Hepsi dahil o, içinde. Yani onu onu be yakal, be bereket versin. Berek versin, güzel verim aldık. Yani on ton e, desek yuvarlak, yirmi dönümde yani 500 kilo yakın, 400 kilo üstünde evet. ciddi bir rakam. Evet, yani. Güzel rakam yakaladık yani. Güzel bir bakımla mı oluyor bu? Evet bakımla. Yani en önemli su, gübre su yani. Su olmadan yani biz burayı ektiğimizde su yoktu. Yani inanır mısın 5 kiloluk su şişelerinde su döktük diplerine. Öyle tutturduk bu ağaçlarını. Ha hiçbir ağacın yerine bir ağacı söküp de yerine başka fidan ekmedik. Hepsi ektiğimiz ağaçların hepsi şu an yerinde tutuk vaziyette yani. Sonra bir yıl iki yıl içinde baktık bu iş hani taşıma suyla değirmen dönmez diyorlar ya. Bidon bidon. Bidon bidon bu değirmen dönmedi. Sonra sonuna jurmaya karar verdik sonuna jurduk. Güzel suda yakaladık. Şu an aşağı yukarı diğer arazilerimize de aynı sonlajdan kullanıyoruz. Burasının da sonlaj suyunu. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Su olmadan hiçbir şey yani bilhassa ceviz hiç olmaz yani. Olmuyor. Bahçede su yoksa ceviz çok zor. Ya bol suyu seviyor. Evet. Haftada Ağustos aylarında biliyorsunuz yani herkes şey yapıyor. Temmuz Ağustos aylarında haftada iki sulama yapıldığı günler var yani. Özellikle çantlar cinsi çok. Evet çok suyu çok seviyor. Evet, Tavan suyunu sevmiyor ama üstten verilen suyu çok seviyor yani. Suyu verdikçe daha güzel oluyor, iş dağlanıyor. Meyve dolumu daha güzel oluyor. Zaten hasatta, hasat sana ceviz söylüyor. Bahçe sahibi beni suladı ya da sulamadı diye. Cevizi kırdığın zaman cevizin için her şey belli ediyor kendini. Sulandı, sulanmadı, bakıldı, bakılmadı. O zaman her şey belli oluyor yani. Kurt varsa ilaç atılmamış. Küçük He. kaldıysa sulanmamış. Küçük kaldıysa Gübrelenmemiş. Kaldıysa değil. Neyse. Şimdi kalibre oluşuyor bir yere kadar. Hı hı. Kalibre oluşu cevizin iç dolgunluğu oluşmu. Hani su burada çok önemli yani. Gübrelemede de tabii iç dolgunluğunu şimdi yetiştirmek, meyveyi tutturmak da iş değil. Bunu güzel iç dolgunluğunu ayarlayıp pazar işi de var. Tabii. Çünkü bunu yetiştirip pazara çıkarıyorsun. insanlar alıyor. Herkes evine götürüyor yani iç dolgunluğunu kaliteyi de ayarlamak işi yani burada. O konuya geleceğiz He. hasattan sonra pazarlama konusunu da soracağım size. Siz de biraz dinlendirelim. He. Şenay Hanım'la devam edelim. Evet Şenay Hanım güzel bakım yapılmış bir bahçede dünya standartları yakalanabiliyor 400 kilon üzerinde. Danışmanlığını yaptınız bu bahçede bunu sağlamışsınız. Hasan Bey de e, anladığım kadarıyla iyi bir öğrenci. Güzel uygulamış. E, harfiyen ağaç ne diyorsa onu yapmış. Siz ne dediyseniz onu uygulamış. E, burada e, iyi öğrenci olmak mı lazım? İyi öğretmen mi olmak lazım? Ağacın ne dediğini veya ağaçla konuşmak mı lazım? Şimdi burada ikisi de önemli. Yani sonuçta e, öğretmen de çok iyi olması gerekiyor. Öğrencinin de ee, iyi bir öğrenci olup e, karşıdaki söylenene ya da uygulamaları iyi algılaması gerekiyor, alması gerekiyor. Ama tabii biz de öğrenciyiz. Yani e, öğrencilik tabii öğrencilik bitmiyor. Ne kadar arazi gezersek o kadar e, eksiklerimiz, hatalarımız, bizim de hatalarımız olabiliyor. Bu hatalar eksikleri görüyoruz. Bu hataları, eksiklikleri karşı tarafa yaptırmamaya çalışıyoruz. Ee, burada en önemli unsurlardan birisi dediğim gibi Bahçenizde bitkiler ne kadar kaliteli olursa olsun, suyunuz ne kadar kaliteli olursa olsun, toprak ne kadar iyi verimli olursa olsun, bahçe sahibinin bahçeye ilgi alakası çok önemli. Ama dediğim gibi üçüncüye tekrarlıyorum belki Hasan Bey sadece ceviz konusuna değil, diğer ürünlerinde de çok ilgi ilgi alakalı bir çiftçi. O yüzden biz şimdi ilgi alanımız ceviz olduğu için ceviz üzerine konuşuyoruz bahçeden zaten bölgede bölgedeki bölgeyle kıyaslarsak bölge bahçeleri içerisinde kıyaslarsak Hasan Bey birinci sırada. Ama genel itibariyle kıyaslarsak tabi yani bu işte daha yeni yeni yetişmeye başlıyor her şey. Yeni yeni otur oturmaya başlıyor. E, Türkiye genelinde zaten cevizciliğe baktığımızda Türkiye genelindeki cevizcilik zaten yeni yeni oturmaya başlıyor. Türkiye genelinde vurduğumuzda evet ortanın üstü bir bahçe ama bölgesinde kıyasladığınız zaman Hasan Bey'in bahçesine birinci sırada bir bahçe. Bu da neyle alakalı? Tamamen ilgi ve alakasının olmasıyla alakalı. Her şeyi takip etmesiyle alakalı. Örnek görüyorum Çinko'nun bitkide ne işe yaradığını araştırır. Borun ne işe yaradığını araştırır. Bizdeki sistem nasıl? Köylerdeki sistem. Sezon gelir fidan alınır. Devletten destek alınır. Bir daha o bahçenin yüzüne bakılmadı yıllarca. Biliyorsunuz iki bey arazileri vardı. Çok büyük araziler. Soruyorsunuz hangi amaçla dikiyorsunuz? Benim hangi amaçla sorduğumu, ne amaçla sorduğumu algılayamıyor yani vatandaş. Yani devletten destek almak için dikiyorsan bu işe hiç girme. Devlete yük olma. Ülke ekonomisine de zarar verme. Bu işi gerçekten yapmak istiyorsan yap. E bu adam bu insan burada devlet desteği olmadan değil mi? Devlet desteği alınmadan kurulan bir bahçe burası. İşte bak bahçeyi görüyorsunuz. E Devlete öteki türlü des destek alınmış. Biz karşı değiliz tabii ki. Devletten her türlü desteği alsın. Devlet zaten sen yatırımcısın, üreticisin diye sana bütün desteği veriyor. Ama sana kardeşim devlet bütün desteği veriyor. Sen bir daha tarlanın yüzüne bakmıyorsun. Örnek veriyorum Doğu Anadolu'dan arıyorlar. Şimdi kıyas yapıyorum ben ne kadar ne kadar fidan istiyorsunuz? Ben diyor ki 500 tane fidan istiyorum. Mavi sertifikalı fidan istiyorum. Sertifikanın rengi önemli değil. Sarı olmuş, mavi olmuş o önemli değil. Sen devletten bir defaya mahsus dekarat mavi sertifikalı için konuşuyoruz. 400 lira destek alıyorsunuz. 380 400 lira. Bu bahçeyi bir daha bakacak mısın? Zaten bir daha bahçeye bakmıyor. Aradan geçmiş 4 sene 5 sene. Gerçekten ilgisi alakası olan çiftçiler var. Onlar da zamanında çeşit vurgunu yaşadılar, çeşitlerle alakalı sıkıntılar yaşadılar. Tamam, devletten desteğini aldı almadı. Ama arkadaş, buna ilgi alakan yoksa, buna e, bu aynı çocuk gibi, ne hasta dinler, ne yorgunluk dinler, ne mutluluk dinler, ne düğün dinler, ne bayram dinler. O bahçeyi bana kendine kurduysan. Cenazen de olsa o bahçeye gitmek zorundasın, bakmak zorundasın. Birerini, e, işte paranı kazanabilmek adına. Şimdi gelip kapıdan bakıp da bu bahçe kendiliğinden böyle olmadı. Hasan Bey geldi buraya, bundan bir ay önce savurma hayvan gübresi attı. Hasattan sonra geldi buraya, e, bakır uygulaması yaptı, çinko uygulaması yaptı. Bor uygulaması yaptı. Neden bunları uyguladık? Biz ertesi sene mahsul zamanı e vejetasyon döneminde e yaprak tomurcuklarının ve meyve gözlerinin daha sağlıklı olması için biz bu uygulamayı yaptık. Efendime söyleyeyim. Taban gübresi uygulaması yapıldı. Ağaçlar kaç yaşında? 9 yaşında. Aşağı yukarı her ağaç başına 2 kilograma yakın buraya e, taban gübresi uygulaması yapıldı. Ne bizim bölgemiz itibariyle kullanılıyor? 15-15 çinkolu. 15-15 çinkolu kullandı, tekrar bir kullanacak. E, bu tamamen ezbere yapılan bir iş değil. Ezbere yapılan işlerin sonuçlarını görüyoruz Türkiye genelinde. Hepsi çöp. Sadece devletten bir kere mahsus. E, desteğini alıyor. Masa başında ton hesabı yapıyor. E tarlaya senede kaç defa giriyorsun? Üç kere ya da beş kere. O beş kerenin bir tanesi mangal yapıyor. Dört, dört, dört defa ya sulamayı eksik yapıyor, ya budamayı eksik yapıyor, ya başka bir şeyi eksik yapıyor. Yazık günah yani paraları da emekleri de boşa gidiyor. Bu bu işi yapıyorsanız bu cevizcilik işini ya da bahçecilik işini yapıyorsanız başında olmayacaksan bu iş gitmez. Başında olacaksın ki bu iş gidecek. Gübresini, ilacını, suyunu, çapasını, budamasını bu beş uygulamayı eksik etmeyeceksin. <laughs> ben sulamayı yapmayayım diğerlerine. Susuz olmaz. Bu ceviz işi susuz asla olmaz. Ne e, göz sürdürebilirsin. Ne meyveyi olgunlaştırabilirsin, ne içini doldurabilirsin, ne de tat aromasını arttırabilirsin. Su olmadan cevizcilik olmaz. Taşıma suyla da değirmen dönmez. 5 tane, 10 tane, 30 tane bitki tamam. Taşıyabilirsin. Ama ben 5 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm yer kurayım. Bu e, ağaçlara taşıma suyla bakayım. En fazla 3 sene. 3 sene taşırsın. O da fidan zamanı bir heves vardır içinde. Şimdi bu bahçeyi taşıma suyla nereye kadar döndürebilirsin? Hepsi çöp olur bu bahçe. İşte Türkiye'de böyle bahçeler çok fazla var. Bahçe, kurulu bahçe, kurulu bahçe olarak Türkiye çok iyi yerlerde verim bakımından şu an biz hala da ithalat yapan ülkeyiz. Neden? İşte bu şeylerden dolayı zamanında e, ağaçların mobilya sektörüne kesilmesi öyle değil mi? Şimdi baklavacılar diğer pastane sektörü gidip de çantları almıyor, yeri geliyor yerli cevize getiriyor yurt dışından ithal ediyor. Benim için ceviz mi? Ceviz çantların da bir şey var tat aroması var normal cevizin de tat araması var. Ben ceviz mi? Ceviz kırıp yiyorum. Hani beslenme açısından bir şeyi yok. Bir ayrımcılığı yok. <laughs> Ama şu an bizim hala da ithalatçı olmamızın nedeni ezbere iş yapmamız. Yurt dışı bizden 30-40 sene önce bu işleri yapıyordu. bizdeki zamanındaki uygulan yanlış politikalardan dolayı o cevizlerin hepsi kesildi. Do biraz Hakkari bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde yerli cevizler kesildi. İnsanlar özendirildi. E, mobilya sektörüne cevizler gönderildi. Şimdi biz kendi iç piyasamıza yetemiyoruz. E, yurt dışından 4 dolara 5 dolara ceviz getirmeye çalışıyoruz. Evet, Çok teşekkür ediyoruz Şenay Hanım. İnşallah bu yanlışlarımızdan bir an önce dönüp yaklaşık bir 10 yıldır bir ceviz furyası var. Güzel ceviz bahçeleri kuruldu ama bir o kadar da yapılan yanlışlıklar dolayısıyla bu ceviz bahçeleri maalesef verimli hale dönüştüremedik. Hala ithalatçı konumdayız. Ceviz de böyle, badem de böyle. Ne bileyim, yani sıralamaya kalksak bayağı bir ithalatçıyız yani. Siz biraz dinlendirelim. Hava da soğuk. Hasan Bey şimdi işin pazarlama konusunu da konuşmak istiyorum. Çünkü siz birebir tüccarla muhatap olan Tabii bire bir kişisiniz. Muhatap nasıl bir ceviz arıyorlar? ceviz tercihleri kalibresi mi, içi mi veya dolu vurmamış olması mı veya hangi zorluklarda yaşıyorsunuz bununla beraber? Sizden alalım. Şimdi tüccarın İstediği hep kalite. Herkes, ya, bir işte tabi bu pazara çıktı mı her şey kaliteye bağlı. Şimdi e, iç ceviz satılacaksa iç cevize göre aranıyor. Yani içini doldurmamış cevizi iç olarak kullanıyorlar. Ama şimdi güzel içini doldurmuş ceviz e, kalibresini de tamamladıktan sonra tabi bunların hep problemlerini yaşadık. Şimdi çeşit çeşit işler çıktı. Yani bu işleri yavaş yavaş şey yaptıkça. Kurutma makineleri çıktı. Ondan sonra e, üfleme makinesi çıktı. Yani doluyu boşuna ayırıyor. Yani ondan sonra kalibre makinesi çıktı. Sonra kırma makinesi çıktı. Bunların hepsi çıktı çıktı. Şimdi e, kurutmadan çıkan ceviz baştan üflemeye giriyor. Yani bunları ne yapıyor? Cevizin içinde içini doldurmamış boş ceviz varsa bunlara ayıttırıyoruz. Bunlar ayrıldıktan sonra onlar ayrı bölüm. Yani yarısı dolmuş yarısı dolmamış cevizler var. Bunlar ayrılıyor. Tebaliyle bunların hepsi kalite kalite. Hiç üflemeye, boylamaya girmemiş cevizler daha farklı satılıyor. Ama üflenmiş, içi dolgun cevizler daha farklı satılıyor. Yani. Ama tüccarın istediği bizden hep kalite. Her şey kalite yani. Kaliteyi düzgün doldurulduysa burada hani şeye göre güzel fiyatlar veriyorlar. Pazar piyasası da şöyle söyleyeyim. Yani biz bu işten biraz müzdarip miyiz? Müzdaripiz. Hep bizde fiyatlar açıklanmadan bir piyasa oturmadan hep ithal ceviz piyasası bekleniyor. Bizim Türkiye'ye ceviz kaç paraya ulaşacak? Hep dışarıdan fiyat bekleniyor diyor ki mesela işte dışarıdan ithal ceviz gelecek. Fiyatlar dolar kaç para olacak? Ona göre ayarlanacak. Bizde hep bunlar var yani. He, cevizi buldum. Bunu alayım üretici. He ben şöyle söyleyeyim size. Şu piyasaya göre, şu masraflara, yaptığımız masrafa göre, he sattığımız fiyatlar iyi fiyatlar mıydı? Bence değildi. Bence değildi. Yani bunun sebebi sizce e, üretici maliyet hesabı yapmıyor mu veya hani birileri maliyet hesabını onun adına yapacak da hani dışarıdan ithal gelecek, kaç liradan gelecek böyle bir manzara var. Böyle bir evet böyle yani bir manzara var. Yani insanımız kendi hesabını yapamıyor da mı? Kaç liraya mal ettim? 50 liraya mal ettim. Kaç liraya satarsam para kazanırım? 100 liraya. Yani insanlar bunu yapamıyorlar mı veya bunu belirleyen sizce ne acaba? Yani bunu belirleyen şöyle eee Şimdi verimler yüksek olduğu zaman e, şöyle diyeyim size. Herkes depoya koymak istiyor cevizini. Diyor ki kışın satarım. Pahalanınca satarım. Pağlanınca satarım. Pağlanınca satarım. Şu an e, ocağım bugün 26'sı. Kimsenin elinde kalmadı mı? Değil mi? Böyle mal var. Ama herkesin depolarda iyi kötü mal var ama dışarıdan gelen bir ceviz de var. E bugünkü buraya gelişi aşağı yukarı Şenay Hanım bilmiyorum 3,5 dolar falan değil mi yaşı? Yani buçuk dolar falan buraya ulaşması. E bunu adam alıyor sadece bu limana inişi bunun. Üç e buçuk dolar bugün kaç para? 70. 70 lira. Ya ben bugün 70 liraya buraya ceviz ulaşıyorsa ben hiç zannetmiyorum ki 70 liraya bir tane üreticinin malı alındığını. Bir kişi de çıksın desin ya ben 70 liraya ceviz sattım diye. Diyemez. Şu anı bak bugün neyemez. Yani çünkü yok o fiyatlar. Ama eee Türkiye'ye bu şekilde ceviz 3,5 dolara ceviz geliyor ve bu halka dağıtılıyor ya da kırılıyor bir şekilde. Hani iç olarak mı satılıyor artık kabuklu olarak mı satılıyor? Yani bu bu şekilde dağılıyor. Ama bizim üreticimizden 3,5 dolara mal edip de kimse ceviz almadı. Hiçbir tüccar da almamıştır. Hiçbir üretici de sattım ne yani şu anda. 70 liraya mal satılmadı yani. Ben duymadım. E şu an hala depolarda mal var. Ben inanıyorum ki 70 liraya mal olan 50 liraya 60 liraya ceviz verecek insanlar var ama o fiyatları da vermiyorlar şu an üretici. Hani almıyorlar. Ya herkesin deposunda mal var. 70 liraya çıksınlar. Ben inanıyorum herkes cevizini verecek. Türkiye'nin cevizi bu. Ama herkes ithal kullanmayın peşinde. Bunu siz de iyi kötü görmüşsünüzdür yani. Ucuza mal ettiğini düşünüyorlar. Ucuza mal ettiğini düşünüyorlar ama bizim depolarda herkes şu an deposunda ha, İnsanlar da haklı. Neden haklı? Çünkü o fiyata mal edemedik biz. İşçi maliyetleri, gübre maliyetleri, sulamalar. Yani her şey pahalı. Ya üçe dörde katlayan şeylerimiz oldu ya. Gübre fiyatları, mozotlar olsun. Ya her şey geç bir tane işçi bulamıyoruz biz artık ya. İnsanlar gelmiyor şey yapmıyor. Yani e, bunun yanında bütün amortisman giderlerimiz de her şey bir traktör oldu bugün 1 milyon. E biz bunları aldık buralarda çalışıyoruz yani bunlarla. Kendi yemeğimiz var. Hadi gübreyi mazotu geçtik. Biz zaten kendi şeyimizi aramıyoruz artık. Bizimki çöp oldu gidiyor zaten. Yani emek verdik buraya gönül verdik böyle gidiyor. Ama fiyatlar ithal bizi şu anda Türkiye'nin cevizine yok yok diyorlar ya. Ceviz yok. aslında ceviz var. Bak böyle baktım mı ürettim mi ceviz olacak. Aynı Şenay Hanım dediği gibi bahçe ektik biz. Baktık gitti. Olmuyor öyle. Şu anda da fiyatlardan da memnun değiliz yani. Değilim. Ben ben açıkçası değilim. Ama 3,5 dolara ceviz gelip de üreticinin elinde ceviz kalıyorsa bu da doğru bir taktik değil ki. ha bugün hakkımız 100 lira. Bir kilo ceviz 100 lira. Hakkımız o. Ama 70 lira fiyat versinler bir tane depoda bir kilo ceviz kalmaz bugün. Ama almıyorlar işte. Şu an bizim tüccarımız bizim elimizdeki cevizi almıyor bu şekilde. Geçen hafta duyduğum fiyat güzel. Yani 460 470 gram iç veren, iç ceviz veren bir fiyata 46 lira fiyat verdiler. Böyle bir fiyatlar var şu anla yani. Bu da e dışarıdan gelen 70 liraya ceviz. E buradakine niye 46 lira alıyorsun? Hani yaptığında o da 500 gramın üstünde bir ceviz vermiyor yani dışarıdan gelen cevize. Hani en iyisi 480 gram zaten bunun. Gidip de 500-550 gram iç ceviz vermiyor. Şu anda bizim kalitemiz iyi kaliteye iyi para verilmiyor yani. Bir tek şeyimiz bunda. Başka bir şey yok. Evet teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şu dönemde e, yavaş yavaş ekim hazırlıkları da başlandı mı? E, i̇nsanlar fidanlarını aldılar, belki topraklarıyla buluşturmaya başladılar. Bu dönemde değerli e, Ceviz sevdallarına mesajınız, tavsiyeleriniz neler olacak? Evet, şu an bizim sezonumuz yani fidan üretimi yapan yapanların sezonu. İşte artık burada dananın kuyruğu burada kopuyor. <laughs> burada bu iş uzun soluklu bir iş. Yereye dönüşü çok masraflı bir iş. Şimdi artık yavaş yavaş zemini hazırlamaya başlıyorlar. İşte toprak hazırlığı. Kuyuların açılması, fidanın temini, fidancı ile olan diyaloglar bunlar çok önemli. Şimdi dediğim gibi toprak çok iyi olabilir, su çok kaliteli çıkabilir, damlama çok iyi kaliteli alınabilir. Etrafını güzel çift çeviriyorsun ama fidan talebine geldiğin zaman araştırma yok efendime söyleyeyim <laughs> fiyatlar enflasyona göre biz fiyatları arttırıyoruz. Biz kafamıza göre fiyat arttırmıyoruz ki. Aynı ekonomik sıkıntıları hepimiz çekiyoruz. Ee, hal böyle olunca ne oluyor? Daha ucuza daha kaliteli falan alayım. Öyle bir şey yok işte. Daha ucuza, daha kaliteli yok. Kalite demek iyi işçilik, iyi gübreleme, iyi bakım, iyi sulama. Bunlar da ister istemez fiyatımıza yansıyor bizim. Şimdi bu şu sezonda ee, gerçi bu sene çok kış olmadı. Çoğu yerde yani Doğu Anadolu dahil olmak üzere birçok yerde şu an fidan dikim hazırlıkları devam ediyor. Ee, yani toprağın hazırlanması olsun, gübürelmesi olsun, damlama sistemlerinin işte e, Mart-Nisan ayında gibi kurulması olsun. Ee, altyapıyı çok iyi hazırlamaları gerekiyor. Eğer altyapıdan bir tanesi eksikse yani ben şunu yapayım da kâra geçeyim düşüncesi oluşursa yani herhangi birisini yapmadığı zaman ileriye dönük sıkıntıları olabiliyor. Bahçeyi çok güzel kuruyor. Damlama sistemini diyor ki bu sene yapmayayım seneye yapayım. Ağacı sen iki sene üç sene geriye atıyorsun. O sistemi kurmadığın için. Efendime söyleyeyim <laughs> biz diyoruz ki bir defaya mahsus arazi çıplakken yani arazide hiçbir şey dikildi değilken ee, bir taban patlatma uygula ya ya da işte araziyi derin derin sür illa kepçeyle açma şart değil arkadaş artık her şey çok pahalı yani patlatma sistemiyle uygulanıp Ondan sonra küreklerle e, 50 santim 60 santim derinliğe inip dikim gerçekleştirilebilir ya yani ben illa kepçeyle açacağım İlla ben kepçe dikim yapacağım ee, böyle bir illa öyle bir kural yok yani ee, siz ne yaparsınız? Burada durumunuzla alakalı patlatma uygularsınız. İki sefer, üç sefer patlatma çekersiniz. Derin derin arazini sürersiniz. Ee, normal küreklerle açıp 50 santim, 60 santime dikimlerinizi gerçekleştirirsiniz. Ama burada bunu yaparken en önemli olan şey fidanın sağlıklı olması. Yani alacaksın fidanın eline. Yani ben normal size bir vatandaş olarak konuşuyorum, firma olarak değil. Fidanı alacaksın, arkadaş bakacaksın bu fidan yeni mi sökülmüş, eski mi sökülmüş? Kökler sağlıklı mı? Kök, kökler uzun mu? Burada en önemli olan şey şu. Fidancının fidanı doğru hasat etmesi gerekiyor. Doğru hasat. Doğru hasatta iki şey önemli. Söküm tekniği çok önemli. Söküldükten sonra fidanın hemen kapalı bir ortama alınması lazım. Yani sökülen köklerin hava ile temas ettirilmemesi gerekiyor. Hem bende hem de son fidancı olarak sizde. Siz benden fidanı aldınız. Köklerine ee, hemen yarın dikecekseniz brand altına almanız lazım. Ama yok benim çok işim var. İşte düğünüm var, derneğim var. Havalar çok kötü gitti. Dikim yapamıyorum. Toprak altında gömüğü alması gerekiyor. Köklerini. Köklerini gömüğü alması gerekiyor. Fidan alıp bakacak. Benden fidan almaya geldiğinde. Bu fidan yeni mi söküldü eski mi söküldü? Zaten kök kendini belli edecek. Köklerde bir siyahlaşma olmayacak. Köklerde yar yar yarılma kopma olmayacak. Kökü eline aldığında kök 20 santim kök olmayacak. En, yani en kısa uzunluğu 40 santim 50 santim kök uzunluğu olacak fidanda. Yan kökler saçak kökler olacak. Aşı noktası iyi kaynamış olacak. Tırnak olmayacak. Yarık patlak çatlak olmayacak. Aşı noktasının kendini çok iyi doldurmuş olması gerekecek. Efendime söyleyeyim o yivli kısmı yani uzun yani aşı noktasından sonraki olan kısımda gövde içi kurduğu bakteriyel yanıklık e, efendime söyleyeyim delik patlak çatlak yarık dolu uğru bunlar olmayacak fidanda yani en basit tabiriyle bu fidan dedim bu söküldüğü an benim tarlamda sökülüyorsa ben üreticiyim bizim kamyon brandalarımız var hemen branda altına alınır ya da römörklerle depolara taşınır biz demetledik, bağladık. Son üreticiye sattık, e, bahçeciye. <laughs> Son bahçecinin de e, ekibinin çok iyi ayarlaması gerekiyor. Benden fidanı almadan iki gün önce, bir gün önce organize olması gerekiyor. Ekibini ayarlayacak. Eğer fidanı hemen dikecekse, hava şartları uygunsa, benden fidanı aldığı gibi branda altına koyacak, oradan fidanlarını <laughs> alıp alıp dikimi gerçekleştirecek. Ama dediğim gibi havalar çok kötü gitti. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Yapamadı, beceremedi. Ee, ya da hemen kendine bir kanal açacak şöyle şu deri uzunlukta, derinlikte. 40-50 santim derinlikte. Fidanlarını hemen yan yan koyup köklerini toprakla kapatıp istediği zaman dikimini gerçekleştirebilirim. Burada önemli olan fidanın kaliteli ve Alt zeminin çok iyi hazırlanması gerekiyor. İlla e, hani şunu tabii ki ben karşı değilim kepçeyle açıma. Ama adamın durumu yok. Yani orta düzeyde bir insan şu an bir kepçenin saati olmuş bin lira. Ben bin liraya söküm yaptırıyorum. E bana söküm yapan kişi aynı. Sana da kaça gelsin? Bana bin liraya söküme geldiyse sana da 750 liraya gelecek saati. 650-750 lira saati. İlla kepçeyle açılacak. İlla şöyle olacak böyle olacak diye bir kaydı yok. Ekonomik durumun çok iyidir. Sırt kim de yaparsın. <laughs> kepçeyle açım da yaparsın. Ama orta gelirlisin. Şartların onu gerektiriyor. İlla böyle olması gerekiyor. Ya sen patlatma da yaparsın. Sen kepçeyle çok güzel açtın. Bahçeyi çok mükemmel hazırladın. E fidan çöp. Fidan sökülmüş ama kıra yedirilmiş fidana. Don yedirilmiş fidana. Köklerine, kökleri don yemiş. Ne anlamı kaldı? İstersen greyderle gel aç çukuru. Bir anlamı alemi kalmaz. Anlamı i̇ki, i̇ki, iki adım çok önemli. Alt zeminin çok iyi hazırlanması gerekiyor. İki, fidanın da kaliteli ve sağlıklı olması gerekiyor. Bu kadar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Şenay Hanım verdiğiniz bilgiler için. İnşallah başka forumlarda da yine beraber olmak umuduyla katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Hasan Bey sizlerin de son sözlerini alalım lütfen. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Şenay Hanım'a da size de ee, yeni bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah 9. yılı yılını tamamlayacak arkadaşlar. Bakımını, gübrelemesini şu an planlamaya başladık hatta Şenay Hanım'la. Ee, şimdi Aynı Şenay Hanım'ın dediğine katılıyorum. Aynı e, taban hazırlama ekimini falan. E, bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü biz çok emek verdik ekimle de. Ha, kepçeli ekim yaptık mı yapmadık ama hepsini biz elle kürekle açtık, elle diktik. Hiç de bir sorun olmadı. Yani Dibine de bir şey koymadık. Kimisi altına kadar altın bile dökse dökecek. Yani o dereceye kadar bakıyor. Olmayınca olmuyor. Biz öyle yaptık. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Bakalım bu yıl artık inşallah iyi geçer. Fiyatlar da ona göre iyi olursa i̇nşallah. memnun olacağız inşallah. İnşallah. Ee, Şenay Hanım verdiği programları tamamı tamamına uygulayabiliyor musunuz? Yani elimizden geldiği kadar, bütçemiz erdiği kadar <laughs> çok yani, masraf mı açıyor? Ya masraf değil artık her şey pahalandı <laughs> ya. Şu anla yani yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Her yani burada şimdi her şeyi atıp da hani şey değil hani planlama programı. Az önce ne dedim? Ağaç bize ne gösteriyor zaten. Hani gidip de her şeyi boşa havaya programı af şunu dedi şunu atayım diye bir şey yok yani. Ağaç bize gösteriyor. Bunun belli zamanları, ilaçları, gübrelemesi hepsi belli zaten. E bu işi de iyi kötü öğrendik. E yazdık aklımıza ağaç ne istiyorsa. Hani buğday ekimi neyse buğday nedir? Şu şudur. Domates evet, şu. Yani bununla çok bununla bir programı var yani ona göre devam ediyoruz. Ona göre bu yılda aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah başarılar diliyoruz. İnşallah. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. 9. yılında olan bu bahçenizde inşallah e, hasatına da Allah nasip eder, i̇nşallah, hizmet inşallah. olur geliriz. Katıldığınız için sizlere de çok teşekkür Hoşçak. ediyoruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Tamam. Evet değerli izleyenler yine bir programın sonuna geldik. Konumuz cevizdi. Ee, cevizde dikkat edilmesi gereken hususlar hem değerli konumuz Şenay Kırcı Ziraat Mühendisi ve bahçe sahibimiz Sayın Hasan Balkan'dan çok değerli bilgiler aldık kendilerine. Katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Yine bir ceviz programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Bir başka yerde bir başka programda sizlerle beraber oluncaya kadar iyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.